Çok bir şey değil ama ağzınız tatlansın diye getirdim. Benim ağzımın tadı öyle kolay kolay yerine gelmez. Ya ne deseniz haklısınız Fikriye Hanım. Haklıyım tabii. Hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü, kırıldığımı hatırlamıyorum. Ay Fikriye Hanım ama biliyorsunuz sapığım hapisten kaçtı. Ne kadar gergindim. Siz de şahitsiniz bütün olanlara. Ondan oldu böyle. Olabilir ama insan büyüğüne karşı biraz saygılı olur. Fikriye Hanım inanın bir daha böyle bir şey olmayacak. Lütfen affedin beni. O zaman ilk önce anne diyeceksin. Sonra da öyle kuru kuru özür olmaz. Ne yapayım yani? Elimi öp. 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 Öpeyim. Şimdi şu getirdiğin lokumdan ver bakalım. Sonra mutfağa git. Ocağın üstünde çaydanlık duruyor. İkimize birer bardak çay koy gel. Şu kına gecesini konuşalım. Selim komiserim merhaba, ben Macit. Macit Boğatur. Yok yok yok, yeni bir dizi yok. E tabii canım, ayıp ettin. Polisiye çekelim, senden danışmanlık alacağız tabii. Başka kimden alacağız? Ha? Ya komiserim, senden bir ricam olacak benim be. Bu Deniz Avcı'yı bir araştırmanı istiyorum ha. Yalnız bu özel bir mesele yani, bu aramızda kalırsa iyi olur. Eyvallah, 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 tamam. Tamam oldu, o zaman ben haber bekliyorum senden. Tamam, hadi. Eyvallah, İşim var burada. Sen nerelerdesin ya? Gelmeyince merak ettim. Ya evde biraz işlerim vardı, o yüzden gelemedim. Yapma ya. Ya evde işler yoğun galiba. Beni içeri almadığına, kapıda beklettiğine göre. Ah, tabii canım, gel lütfen, buyur. Dün salonda ortalık fena karışmış. Kızlar birbirine girmiş. Sen orada mıydın? Yok. Hayır inşallah ya, ne olmuş ki? Dilek, bayağı kötü oyuncusun. Her şeyi öğrendim, her şeyden haberim var. Kızlar senin yüzünden birbirine girmiş. Niye benim yüzümden olsun ya? Senin yüzünden birbirine girdi onlar. Dilek, özür dileyeceğin yerde bir de beni mi suçluyorsun sen? Evet. Sen kızları gezdir gezdir, gönlünü eğlendir, ondan sonra bırakıp git. Oh ne güzel hayat be. Gezdirmesi ya. Benim onunla özel bir ilişkim yok ki. Ben onu ararım, buluşuruz, takılırız, hepsi bu. Ha ne güzel, bak kendi ağzınla söylüyorsun ya. Ya utanmıyor musun ya? Resmen kızı kullanıp bir mendil gibi bir kenara atıyorsun ya. Ben ne biçim laflar bunlar ya? Ne kullanması, ne kandırması. Ayrıca bu iki tarafın da gönüllü olduğu bir ilişki. Ha öyle mi? Yani böyle söyleyerek içini rahatlatıyorsun, öyle mi? Hangi kadın ister ki böyle bir ilişkiyi?
Ne bu? Sen onu bunu bırak da benim soruma cevap ver ya. Engin'den intikam planı. Adam seni boşamış. Adam seni aldatmış. Adam seni istemiyor. Sen hala burada böyle sinsice planlar yapıp onu mu kovalıyorsun? Bu mu düzgün ilişki? Ben onu kovalamıyorum, tamam mı? Ayrıca ben Engin acı çeksin diye uğraşıyorum. Onu acı mı çektireceksin? Güzel. İşte siz busunuz. İşte siz bunu hak ediyorsunuz. Benim gibi her şeyi olduğu gibi anlatan doğru düzgün adamları değil, Engin gibi düzenbazları hak ediyorsunuz. Hadi oradan be. Ha sen ha Engin. Al seni vur Engin'e. Siz var ya siz, kadınların kalbini kıran, hatta kırmakla kalmayıp üzerine tepinen yaratıklarsınız. Hepinizin Allah kör tarafından çıkarsın. Sana var ya... Sana var ya... Engin az bile yapmış. Ne halin varsa gör. Sana bir şey söyleyeyim mi? O bütün takıldığın kızlar var ya... İnşallah onların hepsi toplanıp senin saçını başını yolarlar. Tüylerini alırlar böyle cımbızla tek tek. Düdüt, düdüt. Çekilin yolumuzdan. Ya ne yapıyorsun Can? Ablacığım yavaş ya. Çocuk şey rahatsız olacak. Ya niye rahatsız olsun çocuk? İyi o ya. Değil mi güzel kızım benim? Biz rahatsız olmayız. Değil mi fıstığı? Dileğin de aklına uyduk ha. El alemin çocuğunu aldık yanımıza. Emanet çocuk, bir şey olsa ne yapacağız? Nasıl hesap vereceğiz? Ya ne olacak be kızım? Allah Allah ya. Sen de iyice abarttın ha işi. Şu bana bak. Sen sürmek ister misin? Hayır ben şey yapamıyorum. Süremiyorum ben onları. Şey demiyorum. Olmuyor. Ehliyet istemiyorlar. Gel buraya gel. Ya gel. Yapma ya. Ha, dur şuradan. Dur. İttir şimdi. Fıstık. 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 İyi maymun oldun sen de bayağı. Yakıştı ama be. Ha? Fotoğraf güzel ama. Yürü yürü gir. Allah geldik. Ana. Saçını başını yolmuş mu Seda? Anne. Sana kötü bir haberim var. Şeytan kulağına koşun. Ne oldu? Babaannemle Seda barışmışlar. Hatta yarın da kına gecesi varmış. Hadi bakayım yemeğe. Yıkadın mı ellerini? Hadi geç. Thank you.
öyle yapıyorlarmış. Ya şeyde Vahide mi, Zahide mi ne var ya bir mekan. Bayağı kıymışlar yani parayı. Ben gittim bir iki kez oraya. Çok lüks bir yer. Ben de istemiştim o kadar ufak da olsa bir mekan tutalım diye. Fikriye masraf olur dedi. Gittik kapının önüne iki tane sandalye attık da orada kınayı yaktık. Vallahi öyle olmuştu seninki, hatırlıyorum. Eve gidi. Çalgıcı malgıcı hiçbir şey yok da. Biz çıktık kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. Öyle o kadar yani. Ya hani böyle gelinin arkadaşlarına falan erkek tarafı çerez falan getirir ya, adettir hani. Aa Fikri'ye bir baktım, bakkala gitmiş iki paket çekirdek almış elime tutuşturuverdi ya. Ondan sonra ben kendim gittim de kendi paramla insanlara çerez falan aldım. Dedim onlar ikram etti bunları size, buyurun yiyin. Tamam. Hatırlıyorum, tamam. Sakin ol, sinir yapma, sinir yapma. Ağlaklık yok, ağlaklık yok, ağlaklık yok. Sen ağlamayacaksın artık, onlar ağlayacak. Tabii ya, ağlaklık falan yok. Bomba gibiyim ben. Öylesi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Ya yok, bir şey yapmadım ki. Olur mu hiç öyle şey? Duyar duymaz hemen çözdün süt olayını. Metin doğru düzgün ilgilenmemişti bile. Zor bir şey değil ki zaten. Üç günde bir kadına gidip süt alıp getiriyorum. Seni bugün daha mutlu, daha sakin gibi gördüm. İnşallah şu boşanma işini sorunsuz halledeceğim diye olabilir. Ya, yanlış anlama ama adam sana neler yaptı? Her hakim sizi ilk celsede boşardı zaten. Ben yaşadığım kötü olayları mahkemeye sunmayı düşünmüyorum. Yani ortalığa saçılsın istemiyorum. Kimsenin haberi olmasın. Kullanmayacağım onları. Çok iyi bir insansın. Seray haklıydı. Hangi konuda? Geçen evdeki partide bir şeyler ima edip seni kızdırmıştı ya. Söyledikleri doğruydu. Yine ilk gördüğüm andan itibaren senden etkilendim. Ve seni tanıdıkça da bu artmaya başladı. Yani bak, bir şey söylemene gerek yok. Söyleme de zaten. Ama ben bunu daha fazla içimde tutamazdım. Kızmadın değil mi şimdi sana bunu söylediğim için? Yok, ben kızmadım. Yani sadece bir anda böyle söyleyince şaşırdım ben. Tamam, bu benim için yeterli. Tekrar söylüyorum bak, bir şey söylemene gerek yok. Kalkalım mı? Kızlar bekliyordur içeride. Okey, olur. Ben de kalkayım artık. Gideyim ben. Herkese iyi akşamlar. Aa, kalkıyor musunuz? Hı? Ay, bir kahve ikram etseydik bari. Başka zaman artık. İyi madem, ben geçireyim sizi. Geberteceğim. Ben Zeynep'i yatırayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne kadar olur? Yarım saat, 5 dakika. Hoşçakalın. Civar kontrol edin. İyi geceler. Sizin de ifadenizi anlamam gerekiyor. Alo? Neredesin oğlum ya? Arıyorum. Kaçtır, açmıyorsun telefonunu. Esra, sessizdeydi telefon. Ha. İyi. Kenan'dan haber var mı? Yok vallahi, hiçbir haber yok. Bana bak, eğer haber alırsan da beni atlatırsan vallahi seni vururum. Tamam Esra, niye atlatayım seni? İyi, tamam. Eyvallah. Hadi iyi geceler. Sana da. Hamile hamile ben seni bu işlere sokar mıyım be?
Gelmeyeceksin sen. Öyle bir şansın var mı? Hadi. Biraz konuşsak söyleyeceklerim var. Sonra. Belki. Hadi. Kaldır elleri. Kaldır lan zaten kafana sıkasın var. Kaldır. Yürek mi yedin lan? Yürek mi yedin lan sen? Tamam. Bitti. Sen kazandın. Bitti. Bitti. Ben bitti demeden bitmez. Sen kimsin ulan? Benim ortağımı öldürmeye çalışıyorsun. Kimsin ulan? Kimsin sen? Kimsin? Kimsin? Bırak! Esra'yı öldürmeye çalışıyor. Puşt! Al onu al. Al. Seninle görüşeceğiz. Ha ha, görüş gününde belki. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi! Sen bana Kenan'ı yakalamak için yanaştın değil mi? Affedersin, ben de böyle tanışmış olmak istemezdim. Başka türlü tanışamazdık ki zaten. Ne demek o? Sen yeni biriyle tanışmak istemiyorsun ki Murat. Sen zaten aşıksın. Ne saçmalıyorsun sen ya? Esra'ya aşıksın, yalan mı? Ne demek o? Ne saçma bir şey söylüyorsun? Ben de öyle söyledim kendime. Onlar arkadaş dedim, kadın evli, hamile. Sen öyle zannediyorsun dedim. Ama az önce gördüklerinden sonra adım kadar eminim ki sen ona aşıksın. Bütün erkekleri tanıdığını sanıyorsun değil mi? Hem de çok iyi. Yanılıyorsun. Ay uyuyacağım artık. Kız istemediğiniz emin misiniz? Bak çok güzel tazecik yaptım ya. Hadi gel otur şuraya, ne yiyeceksen ye, başlayalım artık. Tamam sen de bırak Allah aşkına ona laf yetiştirmeyi. Ne yiyorsa yesin, sen anlat hadi. Bazılarımız da burada değil. Yakışıklı doktoru gittiğinden beri dipten kum çıkarıyor. Kaşınma Seray. Tamam yemeyin birbirinize, hadi anlat dahi yani planını. Ama öyle. Cenk benden hoşlanıyormuş. Ne? Ne? Ben anlarım kızım bu işlerden. İyi bir piyosun. Demin öyle içeride söyledi birden. Allah Allah. Ay ben hiç konduramamıştım. Demek o seni kendine kondurmuş. Adam bir koşu gitti. Süt anne buldu ayol. Elbet bir derdi var. Abartma sen de hemen. Sonuçta iyi biri o. Laf da söyletmiyoruz. Ya saçmalama. Ya tamam beni beğendiğini biliyordum. Ama öyle birden söyleyince şok oldum ben de. Ha, mutlaka öyledir. Bana bak zaten başıma gelmeyen kalmadı. Ben bir an önce Metin'den boşanmak, kafamı dinlemek istiyorum. Bu konu kapanmış. Tamam yani. Üf, ne için toplandık, neyi konuşuyoruz? Vallahi bu ikisi magazin programlarında evlenirse ben orta yerinden çat diye çatlarım. Bu yavrucak lütfen ortasından çatlamadan şu daha yani planını anlatır mısın artık? İyi hadi bakalım. Planımız çok basit. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu işi. İnanıyoruz. Thank you.
ODTÜ Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirmiş. Ben... Böyle biri neden gelsin bizimkinin üç kuruşa asistanlığını yapsın ki? Bindallar tamam değil mi? Hiç eksik falan yok. Ha, sağ baştan saydık. Emir ve görüşlerinize hazır hepsi komutanım. Tövbe ya. Yok, ben yapamayacağım. Ne anlarlarsa bir de gideceğiz, oralarda rezil olacağız. Hadi, ne anlayacaklar, ne anlayacaklar? Ben her şeyi hesap ettim. Bana bak Seray, orada gidip o görevlilerin yerine geçeceğiz. Eğer başımıza bir iş gelirse ben mesleğimden olurum, seni de bitiririm, onu bil. Merak etme, kimse bana kazık atamaz. Siz sadece dikkatli olun yeter. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım sen bizi utandırma ya Rabbim. Bana bakın, aç olan yok mu aç olan ha? Ne yemeği ya? Saçmaladın iyice. Senin ayrıca diyetin vardı, sporun vardı. Ne oldu? Ya bıktım artık diyetten ben ya. Ayrıca o Tarık Sönmez ukalasını da görmek falan istemiyorum. Ne oldu? Aşkına karşılık alamadım mı? Ha siz geçin dalganızı, geçin. Gül, oh çok güzel ya. Hayret bir şey. Ben o karakterse aşık falan olmam, tamam mı? Oh, tabii canım, Engin gibi karakterlisi varken. Ama neyse ne, erkek milleti değil mi? Hepsi aynı toyu. Anne, ben de gelebilir miyim? Yavrum şimdi sen bizimle gelirsen bebeğe kim bakacak sonra? Çocuğum sen gelme. Kına gecesi aklında bu şekilde yer etmesin. Tamam mı? Hadi. Ay anne, açık gamlı yok mu? Bak çok güzel kız, çıtır çıtır. Yeme şunu, yeme. Bindallıya sığmayacaksın. Hadi, hadi. Of, gazamız bir bayram olsa. Yemin ediyorum, evin erkeği gibi her şeyi bana taşıtıyorsun. Bulaştırma lan. Hadi çık. Geç. Hay Allah. Geç. Ay, varoşlarla kına gecesi selfisi yazıyorum ben de. Bitsin artık bu işkence Gülen'den. Dayanamıyorum. Ya görmüyor musun, kendisi yaşında kaç tane moruk varsa getirmiş buraya. Bebeğim sabret biraz. Bir iki dönelim, dans edelim, kaynanın da gönlü olsun. Ondan sonra basına pozumuzu verip gideceğiz. Ay, bir tatsızlık çıkmaz inşallah Gülen'den. Ay hayatım, ne olabilir? Ya azıcık sık dişini, öf. Ay, bunların diline düştüm bile, baksana nasıl bakıyorlar. Boş versene sen onları. Biz halka oynuyoruz, halk sever böyle şeyleri. Rahat ol sen. Kızım baksana nasıl oynuyorlar ya. Bu yaşta. Üf, canlara nasıl istiyorsa öyle öyle. Aşkına kalkın ayol. Aa, buraya oturmaya mı geldiniz? Kalk, hadi kalk, eğleneceğiz bugün. Vallahi sen iyi oynarsın hadi, dök dök. Oh. Gülüye, oynuyor oynuyor, içimiz kıyıldı vallahi. Sözde sosyete düğününe geldi. E bari biraz kuru yemiş olaydı be anacığım. Ay sadece kuru yemiş olur mu? Ayol daha neler var? Kuş sütü bile eksik değil. Ay. Ay vallahi Fikriye abla ağzım kulaklarım. Sanki oğlanı ilk kez evlendiriyor. Ay ilk kez evlendiriyorum tabii. Ay öbürünü hiç sayma. Ay o eğriti gelin de. Engin öğrensin diye yaptıydı. Şunlara bak, şunlara nasıl gülüyorlar. Kesin benim gıybetimi yapıyorlar. Dur, sakin ol. Dilimi, planı mahvedeceksin. Zaten birazdan birbirlerine girecekler onlar. Bak şuradaki at gibi kişneyen kadın var ya, Engin'in teyzesi o işte. Bak nasıl göbek atıyor, bak bak mutluluğa bak. Yalaka. Hadi artık bizim sıramız geldi, hadi. Ya kınayı siz yaksanız, şu an size uyduğum için çok pişmanım zaten. Ya ablam bizim daha önemli işlerimiz var, bak elim ayak. Ay beceremeyecek bu, beceremeyecek. Evet beceremeyeceğim, ümidinizi kesin benden. Tüm birlik yapma, bin birlik yapma. Her zaman yaparsın. Bitirdiniz mi kavganızı? Hadi gitmemiz lazım. Gidiyoruz, hazır mısınız? Aa, ellerini kısacaksın, bileklerine kadar o kanının içine girecek, tamam mı? O bende. Hadi sen de. Hadi, hadi bakalım. Hadi kızlar, hadi kazanmış. Hadi. Hadi. Allah'ım sen rezil etme bizi. Kız vermesinler.
tanesinin bir tanesini hanımlar, hor görmesinler. Kına yakmaya geldik. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Yalnız ben bu esseseyle konuştum. Azıcık yakıyormuş gibi yapacaksın. Azıcık da. Yalnız biz kaynanamıza söz verdik. O yüzden bileklerimize kadar yakacağız. Aa, ne oluyor ya? Ya ne yaptın? Seni kınalı yapıncak yapıyorum minnoş. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Ah canım. Hem ağlarım hem giderim diyor Fikriyeciğim. Ay, çok hassas bu gelinim. Öbür gelinime hiç benzemiyor. Ay o bir Nemrut'tu. Çamaş. Hadi geçmiş olsun. Yüksek yüksek tepelere vurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere vurmasınlar. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Aşı aşı memlekete kız vermesinler. Hadi kızlar. Annesinin bir tanesi. Ay görüyor musun şu kız tarafını oynamıyorlar. Niye öyle yapsınlar ki? Beğenmiyorlar sizi. Varoş diyorlar bunlar, varoş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim, yemeklerin en güzelleri onlara gitti. Hadi canım. Vallahi billahi. Size kuru fasulye pilav, onlara bonfile, bonfile, bonfile. Ay kızlar. Benden duymuş olmayın ama sizi piste çıkartmadıkları için pek mutlular. Ama bak, benden duymadınız. Kim çıkartmadı? Biz kendimiz istemedik. Aa, onlar da diyor ki biz onlarla o hafif meşreplerle aynı piste çıkamayız diyorlar. Manyak mı bunlar ya? Kızlar hadi gösterin kendinizi, oyun neymiş gösterelim. Gösterin. Gösterin, gösterin. Gerçi gösterecek neyiniz kalmış? Her şeyleri açıkta meydanda bunların ama yani. Abi böyle de gelinir mi kına etsin? Senin için.
aldatılıp donutan bir kadın gördün mü? Hele bir bebeğimiz olsun bak. Göreceksin nasıl değişecek her şey. Süper bir baba, süper bir koca olacağım. İyi bir baba olacağını biliyorum galiba artık da. İyi bir koca olacak mısın ondan emin olamıyorum hala. Kurşun adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim. Yangınlar çaresiz. Sen başını söyleme lütfen söyleme. Ben ağlıyorum söyleme. Dön gel yine sev beni. Sar sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Susar mısın? Seni bu şarkıyla tavlamıştım. Kızımızı da şimdiden bu şarkıyla tavlayacağım. Ne kızı ya? Hemen bildin kız olduğundan. Nereden çıktı? Rüyamda gördüm. Gerçekten mi? Kızımız oluyor. Ona annenin adını veriyoruz. Rengarenk, yemyeşil çimlerle dolu bir yerde piknik yapıyoruz üçümüz. Gerçekten gördün mü öyle bir rüya? Gerçekten gördüm. Çok mutluydum. Yalnız o da güzel oldu be. Oldu gerçekten. Avukatlarınızı dinledik. Karşılıklı anlaştığınız iki tarafında bir nafaka talebi olmadığı belirtildi. Evet efendim. Doğrudur efendim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yaz kızım. İki tarafında ayrı ayrı görüşleri alınarak duruşmanın... Hayır. Ben izninizle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben karımı seviyorum. Boşanmak istemiyorum. Lütfen bize bir şans daha verin. Macit Bey, bir sorun mu var? Burada sadece Seray'ın fotoğrafının olması sence de çok tuhaf değil mi Deniz? Neden ki? Senin kimsen yok mu kızım? Ha? Annen, baban ya da ne bileyim herhangi bir yakının, arkadaşın. Sadece Seray mı? Ha? Seray Hanım benim için önemli. Yani sonuçta bana sahip çıktı. İyi de anlaşıyoruz. Ya mezun olduğun okul? O ne demek şimdi? Sen bu ülkenin en iyi okullarından birinin en iyi bölümünden mezunsun. Hı? Ama bu işi yapıyorsun, öyle mi? Ben işimi seviyorum. Amerika'dan aldığın karşılıksız bursu reddedecek kadar. Onu da mı öğrendiniz? Bu iş bitti kızım. Seray'ın abarttığını sanıyordum ama haklıymış. Senin başka bir derdin var. Ya gerçekten yok. Ben sadece Seray Hanım'ı ve işimi seviyorum o kadar. Kalan maaşın tazminatınla birlikte hesabına yatacak bugün. Ya ben işimden ayrılmak istemiyorum lütfen. Eğer zorluk çıkarırsan senin hakkında mahkeme kararı çıkarırım. Ve Seray'a yaklaşacak olursan seni tutuklatırım anladın mı? Anladın mı? Hayır. Sen benim ne kadar ciddi olduğumun farkında değilsin anlaşılan, ha? O benim annem.
işte aklınıza takılan bütün sorduğunuz soruların cevabı bu. Bu benim annem. Hangi ünlü hangi ünlüyle hangi gece kulübünde kameralarımıza yakalandı? Şok şok şok. Az sonra ekranlarınızda olacak. Hayvan, bunlar da bilerek gidiyorlar magazincilerin olduğu yerlere. Şimdi sıradaki şok gelişmeye geçiyoruz. Kına gecesi olaylı biten Sevda Tepeli ile Engin Tutkun, Yunanistan'da konsoloslukta sürpriz bir nikahla evlendiler. Sevda Tepeli'nin kayınvalidesi Fikriye Tutkun, kalçası kırık olmasına rağmen onları yalnız bırakmadı. Hatta basına bir tek o konuştu. Çekemeyenler çatlasın. Yakışıklı oğluma çok güzel, taş gibi bir gelin aldım. Rabbim herkese böyle bir gelin nasip eder inşallah. Hamarat, güzel, terbiyeli, saygılı, bir de asil. Hoş geldin. Hoş bulduk müdürüm. Aferin. Teşekkür ederim. Geri dönmem için siz konuşmuşsunuz müdürüm. Ben bir şey yapmadım oğlum. Ne yaptıysan sen yaptın. İnsan nasıl hatasından dolayı cezalandırılıyorsa başarısından dolayı da ödüllendirilir. Aferin. Sayende çok önemli bir kaçağı yakaladık. Sağ olun müdürüm. Hayırdır? Esra komiser yok mu? Yani operasyonu tek başıma yaptım diye kıskandı herhalde beni. Yok canım. O bugün hastanede. Hayırdır müdürüm? Merak edecek bir şey yok. Rutin. Biliyorsun artık çift canlı. Tamam hadi bakalım. Herkes işinin başına. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Soğuk biraz. Koşum. Of soğuk. Hoş geldin. Kusura bakmayın geciktim biraz. Kuzu. Mine vallahi heyecandan kalbim duracak gibi ya. Şimdi bir an önce şey yapsak şunu. İnat edip saklamazsa kendini bugün kız mı erkek mi öğrenebiliriz. Doktor. İyi misin sen? İyiyim tatlım. Evet küçük misafirinizi görmeye hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Hazırım. Aa vallahi orada. Ayak mı? Nerede ya? Görmüyorum ben. Geçen sefer de görmedim zaten. Hangisi? Ya yukarıya doğru şöyle duruyor. Bak işte. Bak şurada iki tane. Mine söylesene sen de. Değil mi? Ya yok orada karartı var oğlum. Yok orada görmüyorum ben hiçbir şey ya. Of yine görmüyorum. Sen şey sanıyorsun değil mi? Erkek istiyorum ben de kız olacağını söyleyeceksin şimdi. Ben de üzüleceğim falan. Biz onu konuştuk zaten. Ben kız istiyorum. Esra. Esra bebeğin kalp atışı durmuş. Olur mu canım? Makine bozuktur.